paratiroid hastalıklarının cerrahi ilgilendiren bölümü primer hiperparatiroididir. Primer hiperparatiroidi, kalsiyumun parat hormonu kontrol etme mekanizmasındaki bozukluk sonucu oluşur. Primer hiperparatiroidi biyokimyasal olarak serumda yüksek parat hormon, yüksek kalsiyum, düşük fosfor düzeyleri ile karakterizedir. Görülme oranı %1'dir popülasyonda. 40 yaşın üzerinde menopoz sonrası kadınlarda daha sıktır. Erkeklerden 3 kat fazla görülür kadınlarda. Son yıllarda biyokimyasal tarama testlerinin veya check-up amaçlı testlerin sık kullanılışı, çok semptom vermeyen hiperparatiroidi oranlarında artışa neden olmaktadır. Bu hastalığın %15-20'si ailevidir. Başka bozukluklarla birlikte görülür. Bunlara da herediter primer hiperparatiroidi denir. Primer hiperparatiroidinin nedenleri en sık paratiroid adenomudur ve %80'inde görülür. %80 oranındadır. Yani bir paratiroid bezin büyümesi adenom halini alması durumudur. %15-20 ise paratiroid hiperplazisidir. Yani tüm bezlerde olan büyümedir. Adenom şeklinde değil, hiperplazi şeklinde büyümedir. Burada büyüme dereceleri, oranları farklı olabilir. Yani iki bez daha büyük, diğer iki bez daha küçük olabilir veya bir tanesi en büyük olup diğerleri normale yakın olabilir. Buna da asimetrik hiperplazi adı verilir. Diğer bir primer hiperparatiroidi nedeni ise paratiroid karsinomudur. Paratiroid kanserinin görülme oranı çok düşüktür. %1'den daha azdır. 26 yıllık çalışma hayatımda toplam 4 kez paratiroid kanseriyle karşılaştık. Bu şekilde düşündüğünüzde ki paratiroid ameliyatlarının çok sık yapıldığı bir merkezde çalışıyorum. Paratiroid kanseri görülme oranı oldukça düşüktür. Biz ne zaman paratiroid kanserinden kuşkulanırız? Çok çok yüksek parat hormon ve kalsiyum düzeyi olduğu zaman kuşkulanırız. Bunun yanı sıra boyunda da patolojik lenf bezi eşlik ederse o zaman kuşkumuz daha da artar. Ama yüksek kalsiyum oranı 16, 15, 17 gibi kalsiyum oranlarından söz edilir paratiroid kanserinde. Pek çok primer hiperparatiroidinin bulgusu vardır. Ancak hastaların büyük bir bölümünde de çok belirgin şikayet yoktur. Ancak derinlemesine anamnez alındığında, sorgulandığında aslında bir takım yakınmalarının olduğu anlaşılır. Bu belirtiler ön planda kemik ağrısı, böbrek taşı gelişebilir, karında gurultu, pisişik yakınmalar, aşırı yorgunluk ortaya çıkabilir. Ama tabii tüm bu şikayetleri hemen dinleyip de ben paratiroid hastası mıyım diye düşünmemek gerekir. Mutlaka kalsiyumun da laboratuvar tetkikinde çok olmasa bile üst sınırlarda olmasını bekleriz paratiroid hastalıklarında. Belirtilere devam edecek olursak, çok su içme, çok idrara çıkma, gece idrara çıkma, kemik ve eklem ağrıları, kabızlık, iştah azalması, bulantı, kaşıntı, depresyon sık karşılaşılan belirtiler arasındadır. Bunun dışında da olguların büyük bir bölümünde halsizlik, çabuk yorulma gibi pek çok nedenle olabilecek çok özelliği olmayan belirtiler de görülür. Primer hiperparatiroidili hastalarda kemik kırığı ve kalp hastalığı riskinde artış olduğu bilinmektedir.